Yok, İnşallah. Etle kaderim yok kesinlikle. Ne oldu? Yine mi pişmemiş etin? Pişmemiş mi? Dün benim etime pişmemiş diyenler şimdi konuşsun. Yiyemiyorum. Onları vicdanını vermişsinizdir. Yani et gerçekten ben yiyorum. Hiçbir sıkıntısı yok. Tamam çok böyle lime lime iplik iplik ayrılmıyor ama bu süre zarfında. Bir şey söyleyeyim mi? Kadir Bey özür dileyerek söz alayım. Buyurun. Kaşarın donmuş. Tamam. Bunu beklemiştim. Dün benim mesela, yani. Bak benim kaşarım dün donuk değildi. Nasıl donuk değildi? Donuk bastım muydu? Bastım var yapışmıştı. Donuk muydu? Ya ama bu kadar değildi. Bir şey söyleyeyim mi? Donuk muydu? Yok bu kadar değildi. Sıcak fırında bekledi. Bu kadar değildi. Devamlı kaşar aktif haldeydi. Hiçbir şekilde donukluğu yoktu kaşarımın. Hmm. Önünüze bundan daha mı sıcak geldi? Evet, evet daha sıcak geldi. Evet. Etler bundan daha mı iyiydi? Hayır. Evet, nasıl evet. Hayır? Lan daha iyiydi. İşte o yüzden kesinlikle şu an... Kesinlikle etiniz bu kadar iyi değil mi? Vicdan, kesinlikle dünkü değil. Dünkü etime göre lütfen... Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hayır, yok. Hayır. Ben siz yine... Kabul... Tamam, ben de sizin yaptığınızı kabul etmiyorum. Ama gerçekten etim çiğ değil. Yok, çiğ. Etin çiğ. Kabul etmiyorum, çiğ değil. Sen istediğin kadar gibi. Et veya et mi? Salatanda da keşke... Yeşil mevsim salatası ya. Birazcık kırmızı lahana olabilirdi. Lahana yemekten bıkmadınız mı kaç ama gündür? Ama mevsim siz? Salatası diyorsan şu an kış mevsiminde nelerimiz var? Roka var, var, maydanoz var, mısır tamam. Var, havuç daha da var. Renkli bir şey. Zaten görselin yok bir kere tabağında ay, ya. Siz bu güveçte nasıl bir görsel arıyorsunuz? Yapayım mı sana 5 dakikada? Dün niye yapmadınız? 5 dakika. Her tabağında görsel beş var. 5 dakikada görsel mi yapacaksınız? Evet Kadir Bey, buyurun. Yapabilirim. Şunu şöyle normal düşünün arkadaşlar. Görsel mevsim salatasını sunuyorsun. Buraya havuçlarını koyarsın, böyle renk verirsin, hı-hı. Yağını damlatırsın, sos kızart. Tatlı yağ damlat tabakta ya, yine. Çünkü ya. Arkadaşım görselin yok. Bu çömlekte ben sadece çömlek yiyorum. Sizin de görseliniz yoktu ki. Sadece i̇lk bir gün, okulozun salatasını vardı. İlk gün peçetelere lokanta peçetesi dediniz. Evet. Bana şu an lokantadan daha kötü sunumla geldiniz. Lokantalar mükemmel. Ben de lokantalarda daha güzel yemekler gibi. Yiyoruz. Ucunda bir maydanoz gibi. Oluyor lokantada yediğimin yemeğin biliyor musun? Görsel. Senin o ilk gün lokanta peçesi dediğin maydanoz yerlerde üstünde yalnız, maydanoz bile oluyor. Yemeğin üstünde. Lokantada da orayı aşağılamıyorum. Aşağılamak demiyorum. Ya evet öyle diyorsun lokantada bile derken. Lütfen bir sus da oksijen gitsin beynine. Bunun yanında ben zaten. Ben oksijenim olmasa konuşamam benim. Zaten. Seni bak destekleyeceğim. Bir laf vurdum. Tamam yersiz bir laf. Zaten sebze eşliğindeydi. Sebze yok. Evet. Ben de bir de o yok. Evet. Evet. İşte diyorum eksik sunum yok. Menü. Aa. Yapılmayı unutuldu. Hayır yapıldı orada. Ama artık tabak önüme şimdi geldi. Olsun. Bir yerim ben akşam onu. Ya savaşına yedim. Sen kendi kendine mi vereceksin? Ya ben şu an gerçekten çok üzüldüm bu konu hakkında. Ama gerçekten şu an tabak evet, önümüze geldi. Dedi. Evet yok haklısınız zaten. Şeycem getirmesini şekilde, isteyen var mı bu arada? Aynı şekilde benim önüme gelseydi ben de aynı tepki verirdim. Haklısınız. Hayır. Artık geçti. Geçti. Sunum evet. Munum diyorsunuz ya. Ben sunum ya, demedim işte dedim ya onun için dedim Gencer Beyciğim. Biraz oksijen giderse etrafını görebileceksin. Sunum olacaktı zaten. Bir de zaten löp diye bunların güvecin yanına onları koysaydın yediydim seni. Neden? Beni değil onu yiyeceksiniz. Güvecin yanına sebzeleri mi koyacaktın sunum olarak? Ben gerçekten sebzede çok üzüldüm. Sebze olmasa o acılı ezmeyi unutmuş olsam da yani yaptığım bir şeyi getirmemek, unutmak beni o kadar çok üzdü ki gerçekten hatta ben çok ağladım. Sebze soteleri gerçekten puanımı etkileyecek. Çünkü sonuçta menüde yazan bir şey var ve önümüze gelen bir şey var. Hadi sunumu geçtim ama onların gelmesi lazımdı. Zaten puan kıracaktınız alın size bari. Siz ne bekliyordunuz? Nereye koymalıydım? Ayrı iki tane daha tabak o mı getirdik? O az önce dedi ya dış yabancı evet. Bir cisim kase tabağın evet. İçine bir de yanına onu koymuşsunuz. Evet. Bunun altına nereye tezgahı mı sürüldü, evet, başka yere mi sürüldü bilemez. Ben sadece eksik menü getirdiğime peki, katılıyorum. Peki nasıl sunması lazımdı? Ama geri kalan... En azından alt şeyi bunu ters çevirip o şekilde olabilirdi. Yanında sebze yani sunacaksa... Yani güveç yağması mı gerekirdi? Sıcak olduğu için fırın anında inmesi gerektiği için... Bu ters çevirir mi peki? Üstünde kaşar ve beşamel var ya. Ama. Yok olmazdı. Kadir Bey zaten beşamel sosu hiç alta kadar inmemiş. İnmemiş zaten. Kurumuş. Ya, kurumuş yani. Vasat vasat. Normal arpa şehriyesini haşlamış. Alta koymuş, beşamel sosu için. Mı? Yani hiç pilav kavurmuşsun. Ya. Tamam pilav mı şey ya? Geçerli, siz beğenmediniz anladım. Esra Hanım sizin yorumunuz nedir? Bu arada Meryem Hanım salatasını kaçırılıyor bir vasat vasat dedi. Evet yani vasat ne olmasın. Ne yapayım ya açlıktan öleyim mi? Açlıktan ölmezsiniz. Ölmeyeyim emin de olun işte. Ölmezsiniz. Ölmeyeyim diye ölmezsiniz, yiyorum. Ölmezsiniz emin olun. Müsaade ederseniz yorum yapabilir miyim? Buyurun Esra Hanım. Yani yine dünkü talihsizlik maalesef. Az önce de söylemiştim etim bayağı çiğ. Pişmemiş, gerçekten pişmemiş. Hani durma ile alakalı ya da
fazla pişmesiyle alakalı bir şey değil. Hani Gencer Bey'in pişmemiş derken nasıl yani? Yani böyle çok özür dilerim, affedersiniz. Böyle ağzınızda cır böyle gıyır gıyır cır cır edin. Salataya da gelecek olursam daha böyle işte yoğurtlu ya da mayonezli gibi bir salata beklerdim. Mevsim böyle salata. Mevsim salatası. Yani benim beklentim bu şekilde. Ama yine de yoğurtlu salata demedim ki, mevsim salata dedim. Hayır, siz demediniz. Dediniz diye demiyorum. Ben kendimi yapıştırdığımı söylüyorum. Tamam, anladım. Ben de yoksa lezzet açısından ekşiliği falan gayet. Afiyet olsun Esra. Bir salata ile patlıcan, köz patlıcanlı bir salata olabilir. Yani evet, ben de öyle bir şey. Mesela hani bol ekşili ne iyi olurdu değil mi? Ben bunun için domuz da yemem. Beğenmeyip onu da yemem. Öyle bir iştahlı istedi ki. Beray Hanım sizin yorumunuz nedir? Ben az fazla yemedim. Arkadaşlarıma katılıyorum. Beşamel sosu gerçekten çok kuru, kesemedim bile. Alerjim olduğu için fazla yiyemedim. Arpa şerilerinden ve biraz yemeye çalıştım etinden. Buyurun. Lütfen kesmeyin ama. Neden sen kısık yapıyorsunuz? Yorum yapıyor musun? Yani gerçekten ağlıyor. Gülüyorsunuz sayesinde ama. Yani gerçekten. Yemediği duymuyorum. O gülüm sizden bahsetmiyorum. Kadir Bey müdahale eder misiniz? Siz duyuyorsunuz. Biri gülüyor, biri bir şey. Kadir Bey duymasa müdahale edecek. Duymuyoruz. O zaman ben sizin gülmenizden duymuyorum. Yok, yapın yorumunuzu. Gencer Bey kendi duymadığı için tepki gösteriyor. Duymuyormuş maalesef ki. Yani tam beklentimi karşılamadı. Çok özür. Ebru Hanım, Feray Hanım'ın yaptığı yorumların hepsini anladınız mı? Hayır, salatası... Çünkü o güldü. Tamam, bak Feray Hanım'a odaklan. Sende de odaklama problemi var. Evet. Bir yorum yaparken sen başka şeylerle ilgileniyorsun. Meryem Hanım gülmesin, ilgilenme, Feray Hanım'ın yorumunu dinle. O da bir saygısızlık evet, yani. Evet, dinlemiyor ama. Bir ev sahibi olarak dinlemesi lazım. Buyurun. Beğenmedim. Hiç beğenmedim. Salata da fena değil. Afiyet olsun. Güzel. Yes, sana, sana. En azından fresh biraz dengeliyor. Domatessiz yani, ondan beğenmiş olabilirsiniz salatayı. Ondan arpa şehriyeler pişmiş mi Feray abla? Biraz daha pişebilirdi. Ne? Biraz daha mı pişebilirdi? Çiğ mi bu şehriyeler? Hayır. Yanlış söyledim. Her şey çok biraz güzel. Biraz fazla pişmiş. Ellerine sağlık. Fazla pişmiş. Olabilir. Pişmiş. Peki, afiyet olsun. Meryem Hanım. Toparladım. Teşekkür ederiz ellerinize, kollarınıza afiyet sağlık. Yorum yapsana ne olur. Ay vallahi yapamayacağım. Ay niye yorum yapamıyorsun? Neyse bu kadar katıla katıla güldünüz. Söyleyin bence biz de gülelim. Gerçekten. Ya bunun içine sesi kaçmış. O masaya İçine çıkadı. Sesi kaçmış. Yani kimisi bağlanıyor. Ortaya karışık ne güzel. Çok ay, güzel. İnan ki çok farklı renklikler şey karakterler. Bayılacağım gerçekten. Yani. Havada ısı sıcak oldu. Kalın da kazak. Ama şimdi biraz alındı galiba ev sahibi. Oh, ama alacak kim alınmadı ki? Yemeklere güldüğünüzü düşünebiliriz. Yok yok yok, yemeklere gülmedim. Ev sahibine öyle yani ciğer mi yediniz geldiniz, ne yaptınız? Yok. Ha en azından yemeğini yiyorum. Ne güzel olurdu biliyor musun? Yürek değil miydi? Ciğer. Yürek yürek. O yürek. Ha yürek de var. Yürek de var. Ciğeri çok seveceğim. Bu arada ikiyle hiçbir şey olmaz. Ay ciğer yürek yersen yüreklenirsin. Yani bir şey yok. Ne güzel. Ciğer seviyorsanız ama genelde yürek mi yedin Esra Hanımcığım, pardon Ebru Hanımcığım, inanın sizin yemeklerinize veya sizin kişiliğiniz herhangi bir şey için gülmedim. Ben öyle algıladım. Hayır ama. Öyle değil. Gerçekten. Bak algıladıysanız o özür dilerim. Şöyle vermeniz ben gerçekten bu beni çok üzdü. Çok teşekkür ederim diyerek gerçekten, verdim. Gerçekten bu beni üzdü. Her şey gülüyorlar. Ben gülerim yani. Bak her şey gülüyor. Ebru Hanımcığım. Sen dediniz ya onu alınmış olabilir. Mesela, yorum yapamayacağım dediniz ya onun için alınmış olabilir. Gülmekten yorum yapamayacağım yani. Ama hangi yani yorum yapmayacağım kadar kötü bir yemek. Hayır 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 öyle değil. Gülmekten yorum yapamayacağım dedim. Saygısızlık bilmiyorum karşıdan nasıl görünür ama evet orada gerçekten gülme krizine girdim. Benim yaptığım doğal bir tepkimeydi aslında. Saygısızlık değil. Arkadaşlarımın gülmelerini gerçekten çok saygısızca buldum. Gereksizdi bence. Bir de tabak vermene bak. Yani özür. Ne çıkardın sen Meryem Hanım tabağı öyle vermesinden? Evet, şöyle daha fazla yorum yapamayacağım i̇şte dedim. Bu yemeğe, evet, bu yemeğe yani. Hayır hayır hayır. Allah'ın nimetine asla böyle bir şey yapmıyor. Ebru Hanım en azından dua edin, masanızda yemek konuşuluyor. Sizin yaptığınız gibi yandakinin tabağının kirliliği, tozu var mı yok mu? Onun tabağında bu kaldı mı diye ona bakılmıyor. Siz ona dua edin bugün. Menümüz zaten olmamış. Kimin tabağında ne gördünüz? Feray abla. Hayır şey Feray. Daha iyi. Feray abla. Ekstradan biz neredeyiz? Mi? Hangi gün bugün? Bugün hangi gün? Çarşamba. Gencer Bey siz dökmeden yiyemiyor musunuz? Gencer Bey dökmeden yiyemiyor musunuz? Yemiyorum. Neden? Dağınık bir insanım. Meryem Hanım'ın bir anda tabağı uzatıp yorum yapmayacağım diye gülmesi pek hoş olmadı. Bence Kadir de sinirlendi. O kadar emek verdiniz. Diğerleri yapmış olsa neyse de kendisi yarıştı biliyor sonuçta. Gerçekten şu an kendime kızıyorum. Onları değil. O benim çok...
Yazık, bunu yaptıklarına emindim zaten. Keşke daha fazla sert konuşsaydım. Gerçekten yani bunu hak etmediğimi düşünüyorum. Kimse hak etmez ki. Feraye Hanım orada yorum yaparken yapılan büyük saygısızlık. Evet, o tabağı falan öyle vermesi. Yani ne kadar kötü olabilir ki? Ne kadar kötü olabilir? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.